Sizi yeni oyuncağımla tanıştırayım. Yeni arkadaşım Kürşat'la sizi tanıştırmak istiyorum. Şu anda şu görmüş olduğunuz bir Zodiac bot. Şişme botlarda patlama sorunu var. Açıkta patlarsa ne yaparız? Patlıyor mu abi bu? Patlıyor ama hadi ya. Bu eski model arabalarda olur ya böyle. Arabanın aküsü biter. Biri de arkadan iter. Öndeki de vurdurur. Ben şimdi ikiye attım baba. Vurduruyoruz. İlk atışımızı yapıyoruz yeni oltamızda. Hadi bakalım. Bira bismillah. Salatalıklarla başlayalım ısıtımızı yapmaya. Salatalıklarımız, kabaklarımız, patlıcanlarımız, domates, biber, taze fasulye ve çilek. Yepyeni bir günden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün çok güzel, farklı bir gün olacak. Sabah erken uyandım. Bahçedeki rutin işlerimi tamamladım. Bahçeyi gezdirdim, karnını doyurdum. Sonrasında bahçemi suladım. Ve şimdi bugün sizi yeni bir dostumla tanıştıracağım. O da İstanbul'dan Dalaman'a göç etti. Ve burada güzel bir arkadaşlık kurduk. Çok da düzgün, çok iyi bir insan. Şimdi onunla birlikte İztuzu plajına gideceğiz. O ve ailesiyle beraber. Ve sizi yeni oyuncağımla tanıştırayım. Bir LRF takımı. Ben de yeni öğreniyorum. İşin acemisiyim ama bu süreci birlikte sizlerle paylaşacağım. Başta da söylemiştim, çok eğlenceli, harika bir gün olacak. Zodiac bir botumuz var. Onu şişireceğiz. Aküyle çalışan elektrikli bir motoru var. Hadi şimdi sözü uzatmayalım ve bu muhteşem gün başlasın. İyi seyirler. İztuzu plajına geldik sevgili dostlar. Şimdi sabah bahsettiğim yeni arkadaşım Kürşat'la sizi tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Sabah açılışta İstanbul'dan Dalaman'a göç eden dedim ama yanlış söyledim. Ankara'dan İstanbul'a göç ettiniz. Hoş geldiniz abi. İyi ki de yaptınız. Teşekkürler. Valla hayatı tekrar yeniden başlamak istedik. Öbür hızlı akıyor biliyorsunuz. Onun için de pergelin ucunu Dalaman'a batırdık. Ve bu da Tolga'nın çok büyük payı var. Estağfurullah. Çekmiş olduğu videolarda verdiği enerji bizim buraya gelmemize sebep oldu ve iyi ki gelmişiz diyoruz. Yaklaşık 15 gün oldu. Bakalım. O konuları daha konuşuruz. Evet. Hatta istersen söyleşi de yaparız. Harika. Çünkü illaki bizim hayatımız köye göç etmek üzerine kurulu değil. Siz şu anda Dalaman'a göç ettiniz. Belki ilerleyen aşamalarda başka planlarınız olacak. Başka fikir projeler devreye girecek. Ama şu anda huzura doğru bir yelken açtınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok fazla ortak yönümüz var. Hobimiz var. Evet. Fikirlerimiz de uyuştu. Güzel bir yolculuk olacak. Hayatıma hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi bugün şu anda şu görmüş olduğunuz bir Zodiac bot. Bot dendiği zaman ya abi işte güvenli mi değil mi, işte kano mu olsa, poliüretan mı olsa, ahşap mı olsa denir. Bu bana hep böyle şişme botlarda patlama sorunu var. Açıkta patlarsa ne yaparız? Patlıyor mu abi bu? Patlıyor ama 3-4 boğumlu olduğu için hiçbir sıkıntı yok herhalde. Korkacak bir şey yok. Yani 3-4 alanda şişim yapılıyor. Biri patlasa diğerleri zaten genel mevzuyu koruyor. Tamam, o zaman burada şimdi sözü uzatmayalım. Sırtımıza takalım. Daha detaylarını çok konuşuruz. Evet. Bir de araba aküsüyle çalışan güzel pratik elektrikli bir motoru var. Bakalım nasıl bir hız sağlayacak bize. Evet. Nasıl bir güvenli sürüş sağlayacak. Hepsini göreceğiz. Çok keyifli. İnanılmaz heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Şimdi göl kenarına geldik. Şimdi bu kapalı hali. Ayaklı bir pompası var. Çok basit şiştiğini söyledi Kürşat. Evet, çok yormuyor. Botumuz şişti. Gayet güzel bir boyutu var. Pırpır motorunu da taktı şimdi Kürşat. Seamaster 250. Evet. Haybo ET34. 12 volt. 12 volt. Evet, şimdi hedefimiz şu dağların dibindeki, kaya dibindeki bölgeye yaklaşıp orada avlanmaya çalışmak. Bakalım, hadi rast gelsin. Ha 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 ha.
Arkadaşlar. Maalesef birkaç teknik sorun yaşadık. Zaten biraz tereddütlerimiz vardı. Ufak tefek sesler duyuyorduk. O yüzden fazla açılmadan kıyıda bir deneme yaptık. Bu eski model arabalarda olur ya böyle. Arabanın akışı biter. Biri de arkadan iter. Öndeki de vurdurur. Ben şimdi ikiye attım baba. Vurduruyoruz. Hadi. Şuradan 3-4 kişi daha çağır ya. Bu hızlı olmaz. Neyse. Kıyı balık suyuna devam. Sağlık olsun. Bot uzun süredir kömürlükte beklediği için bakıma ihtiyacı var. Kürşat da bir senedir binmiyormuş. Sağlık olsun. Moral bozmak yok. Şimdi şuradaki kayalıkların dibine gidip oradan kayadan atçek yapacağız. Kıyı balıkçılığı yapacağız yani bugün. Sorun yok. Hiç moral bozmuyoruz. Harika bir yerdeyiz. Müthiş bir ormanın içinde. Harika bir deniz. O yüzden bu tarz şeyler bizim tadımızı kaçıramaz. Ne yapacağız? Botu ilk fırsatta profesyonel bir bakım merkezine götürüp bütün kaçaklarını tespit ettirip yapıştıracağız. Aynen. Bir de motorda da akü mü yeterli gelmedi ya da dalga yüzünden mi? Bilemedik yani akü motorun istediğimiz performansta ilerlemedi. Evet. Tıkanlı kaldı. İyi böyle ya ama aslında sorun yok, sen beni gezdir böyle. Olur abi, ben buradan bir şey yapalım, salsala yapalım. Abi dediğim gibi sakın moralini bozma. Yok, şu abi. Anda bak bir şey söyleyeceğim. Ya dünyanın en güzel yerlerinden birindeyiz. Abi göstersene. Muhteşem bir deniz, muhteşem bir orman ve dağ. Dağ ne olsun? Balık tutanlar bilir zaten, amaç balık tutmak değildir. Balık tutmak olsa gidersin balığı alırsın yani, hem daha ucuz. O yüzden balıkçıların çoğu tavuk yer. Doğru, doğru. Ya da sucuk. Moral bozmak yok. Her zaman içinde bulunduğumuz şartlara göre ayak uydurup mutluluk seviyemizi korumamız lazım. İlk atışımızı yapıyoruz yeni oltamızda. Hadi bakalım. Bira bismillah. Kürşat Bey, buyurun. İlk balık maceramız başlamadan bitti. Başlamadan bitti demeyelim. Aslında bu bizim için bir tecrübeydi. Kimse saat öğlenin 12'sinde balık tutmaya gidip balık tutmayı ummaz. Yani büyük bir beklenti olurdu. Bizimkisi de büyük bir beklentiydi. Ve büyük beklentimiz pıs diye sönüverdi. Biz bugün botu denemek için geldik. Evet, botu denemek için geldik. Olurunu olmazını görmeye geldik. Olmazını evet. Gördük. Aynen. Botumuzda hatalar vardı. Onları tespit ettik. Profesyonel bir yere vereceğiz. Tamiratımızı yapacağız. Yola devam. Evet. Bir de sabah erken saatlerde ya da akşam suyuna 6.30-7'den sonra ya da sabah 5'te-6'da balık oluyor buralarda. Kesinlikle. Biz bugün biraz eğlencesinde ve makarasındaydık. Kesinlikle. Bakalım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Maceralarımız bol bol görüşeceğiz. Devam edecek. Eyvallah. Görüşmek üzere. Bay bay. Harika bir sabahtan herkese günaydın sevgili dostlar. Havaların inanılmaz ısınmasıyla beraber gün içinde bahçede çalışmak imkansız. Dışarıya çıkmak bile gerçekten çok zor. O yüzden sabahın şu anda saatin 7'si ve inanılmaz güzel bir rüzgar var ve hava serin. Bahçemde gölgelik. Şimdi biraz bahçede budama, sulama, hasat ve biraz ot temizliği yapacağım. Havanın serinliğini kaçırmadan belki gün içinde gider bir siesta yaparım, bir öğle uykusu çekerim o yorgunun üstüne, ama bu senavayı kaçırmamak lazım. Hadi başlayalım. Şimdi hava çok ısınmadan sulamayla başlamak istiyorum. Şey,
sebze yataklarımızın içindeki ve bostanımızdaki sebzelerin arasındaki otları temizledik ama şu sebze yataklarının arasındaki otları birazcık ihmal ettik. Bugün hasadımı yaptıktan sonra bu otların temizliğini de yapacağım. Hem görüntüsü hoş değil, hem de bunlar büyüdükçe tohumlanıyor ve çok hızlı yayılıyorlar. Bu otlar çok önemli değil ama kan yaşı dediğimiz bir ot var. Baş belası. Toprağa çok zararı var. Daha önce de birkaç kere söylemiştim. Maalesef bu sene bu şekilde sulama yapıyoruz. Çünkü ilk başta damlama sulama sistemini kurmadığımız için sonradan yapamıyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda muhakkak damlama sulama sistemine geçeceğim sevgili dostlar. Hem toprak için çok faydalı, hem de çok pratik. Aynı zamanda da su israfının büyük ölçüde önüne geçen bir yöntem. Enginarlarımız harika gözüküyor. Çok keyif alıyorum bunları gördükçe. Şimdi sulamamızı bitirdik. Kabaklarımız, salatalıklarımız tohuma kaçmadan salatalıklarla başlayalım ısıtmamızı yapmaya. Bunlar biraz daha büyüsün. Bunlar çok büyümemiş ama kahvaltıda yemeli kaldım birazcık. Büyümelerini bekleyeceğiz. Güzel, verimli bir sabah oldu sevgili dostlar. Şöyle göstereyim size topladığımız sebzelerimizi. Salatalıklarımız, kabaklarımız, patlıcanlarımız, domates, biber, taze fasulye ve çilek. Allah sizlerin de dolabına, sofrasına, olanların bahçesine bolluk bereket versin. Ben şimdi kahvaltıya geçeceğim. Bahçenin temizleme işi vardı. Onu belki akşam ya da yarın sabah yapabilirim. Onu bir sonraki bölümde izleyebilirsiniz. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Yeni bölümlerde, yeni günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.